Baharatcığım niye koymadın içine? Ben baharatı çok fazla sevmediğim için her şeyi biraz hafif yapıyorum. Yediğim börek de böyleydi, inanın. Yani sizin... Zülehalı samosa evet, deseydin. Evet, onu söylemeliydim. Sizin zevkinize göre hafif tatmayacağız ki ama biz de burada. Hani samosa diyorsanız samosa tatmak istiyoruz. Az önce sarımsaktan çok hoşlandığınızı şu anda yani. Da baharat sevmediğinizi söylüyorum. Kendi zevkinize, keyfinize göre değil, yani. Değil ki bu. Kendiniz yani sarımsak var. Ama şimdi her yemeğin bir oluru var, tekniği var, içeriği var. Kendi zevkimize göre yapmıyoruz. Bütün siz genel zevkinize göre yaptınız. Gerekiyor. Dün hayır, yemekte maalesef kendi yörenize göreydi. Sizin de genelde böyle kaçış tarafınız onu tercih etmiyorum. Bunu tercih etmiyorum kısmında mı oluyor? Ama tercih hiçbir etmemek baharat yok. Yok. Ama bunu keşke belirtseydiniz. Şu an bence zevkler eksik. Zevkler kişiye mahsustur. Eksik. Menünüz eksik. Yani baharatlarınızın hiçbirisi yok. İçinde var. Baharatlar. Ne koydun baharat? Baharat yok içerisinde. Sıfır baharat. Ay ne koydun baharat? Börekli baharat. Ha böreği diyorum işte. Yok. Biz ondan baharat. Ama zaten olayın şey şekeri onun baharat. Dediğim gibi ben baharat sevmediğim için. O zaman Züleyha'nın böreği diye sevdiğim için. Ama böyle sevmiyorum. Ama böyle bir açıklama olabilir mi? Ben sevmiyorum. Ben de birçok yemeği yerken çok keyif almayabiliyorum zaman zaman. Evet. Tercih ettiğim bir şey olmayabiliyor. Ama yarışmacım tercih etmiş, getirmiş. Yemek zorundayız. Bu bir yemek yarışması. Sizin tuzsuz seviyorum, tuzsuz yaptım. Baharat sevmiyorum, baharat koyayım. Böyle bir açıklama yok ki. Ben de mesela kaya tuzu sevmiyorum ama direkt üstüne atmış. Olabilir. Kimyon, kişniş tohumu. Evet. Affedersiniz. Hatta hamurunu... Kalkabilir miyim? Niye? Kemik geldi de. Kemik mi? Çılçık mı? Aha. Tabii tabii. Zaten bütün balık. Allah Allah. Balıktan iç çatalımda ağzıma fazla bir şekilde kılçık geldi. Ben bu şey midem bulandı. Mecburen çıkarmak zorunda kaldım çünkü yutamayacağım durumdaydı. Zaten çok kötü bir gün yaşıyoruz. Kılçık var illaki çünkü tüm pişiyor. Tabii. Ona dikkat ederek yiyeceğiz. Biz bu balığı neden ayıklamak zorundayız peki? Neden bizim için ayıklamadınız? Zaten hani üstüne yağ sür, fırına at, iki patates doğra, soğan, portakal koy, şimdi at. Şimdi herkesin dediğim gibi tekrar tekrar ediyorum bir tarzı vardır. Benim masamdasınız ve ben kendim sevdiğim yemekleri size ikram ediyorum. Vasat, her şey vasat. Benim menüme laf edenlerin bugün gerçek menüsünü gördük. Ve hiçbir şeyini beğenmedim yani, hiç güzel olmamış. Ya şey bu yarışmada uğraşmamız lazım, sonucunda çok büyük hiçbir bir ödül var. Hiçbir şey yapmamış getirmiş. Hiçbir şey yapmamış. Pişirdim tabii ki daha önce. Hayır, ama yemediniz mi? Yedim. Tamam. Ama ayıklanmışını yedim. Ama burada bu ayıklanmamışı. Mesela böyle ortadan doğru balık da pişirilir tamamıyla. Tam o ayıklanmaz. Ama hani burada yarışma içerisinde mesela hanımefendi kalktı, ağzına battı galiba, bir şey oldu. Ben sana de yedim de bana da gelebilir belki. Yok artık. Neden kılçığını tanıyor? Şimdi ne de oldu? Onun da kılçık Züleyha olacağını Şeman, tahmin etmedi. Pardon, Nazmi. Kılçığı ağzıma geldi. Boğazına falan geldi mi? Boğazıma gitmedi ama hani bayağı bir büyüktü. Ha. Onun için çıkarmak zorunda kaldım. Anladım, peki. Bakmayın. Tabii, hani rica ederiz. Kendim tadını peki da baktım ama şöyle kemiksiz yerlerinden tekrar tabii, deneyeceğim. Tabii. Nazmi Hanım'ın ağzına kılçık geldi. Lavaboya gidecek bir durum yoktu açıkçası. Sonuçta balık yiyoruz. Kılçık gelme olasılığı zaten var. Biraz orada abarttığını düşünüyorum. Nazmiye Hanım'ın ağzına kılçık gelip lavaboya gitmesi bence bir tık orada abarttı. Hani o biraz orada şovunu gösterdi aslında. Kendi gününde kendini gösteremedi. Onun üzerine Züleyha Hanım'ın gününde ben buraya kendimi göstermeye geldim dedi açıkçası. Ya bir davet sofrasında menü olarak karşımıza balık. Balık çıktı, yetmedi. Boğulma tehlikesi yaşadım. Çok kılçıklı bir balık. Davet sofrasına yakıştıramadım. Nazmi Hanım'ın ağzına kılçık geldi, lavaboya gittim. O da çok abarttığını düşünüyorum. Şov olduğunu düşünüyorum. Bunu kullandı bugün. Bu zeytinyağlı levrekti değil mi? Evet. Yani zeytinyağlı levrek derken normalde de yağ süreriz. Ekstra bir zeytinyağlı bir sos bir şey yaptın mı? Çok fazla oldu. Zoran Hanım, balık acaba işlem gördü mü? Balığı niye böyle bütün geldi? Biz zahmet çekiyoruz yerken. Ya kılçıksız yiyemedim ben. Ya balığı dümdüz koymuşum üzerine fırçayla zeytinyağını sürmüş. Defne yaparak size de balık deyince aklınıza gelen tek şey ton balığı falan herhalde değil mi yani? Fileto pişirmeni tercih ederler. Yani herhalde öyle. Balığın çok çeşidini yiyoruz tabii ki. Tamam, bu da böyle yani, demek ki. Çok basite kaçmışsınız. Hani böyle bir yarışma için lezzeti bence nasıl? Çok basit. Lezzet açısından balığın kendi tadı var zaten. Onun nasıl haricinde mesela zeytinyağını sürmedim. Zeytinyağının içinde onu alıyorum evet. Zeytinyağını alıyorum ama onun haricinde bakın defne yaprağı içerisinde. Evet. Allah'tan onun bir zahmetinde bulunmuşsunuz. Teşekkür ederim. İçerisinde onu da eklemeyebilirdiniz. Mutlu oldunuz sanırım. Şeyime uymuyor diye. Yani iki tadı sarımsak nasıl koymayla bir yaprak koyunca
Ben size mükemmel bir ana yemek hazırladım mı oldu şimdi acaba? Dediğim gibi herkesin tarzı çok farklı. Ben hafif beslenmeyi ve sağlıklı beslenmeyi çok seviyorum. Ne güzel. Balığın lezzetini bir yorumlarsanız çok mutlu onu olacağım. Onu keşke evinizde yapsanız hafif. Ay, burası şu an benim masam ama. Bir şey söyleyeyim mi? Bu ne? Soğan şey. Kırmızı soğan onlar. Kızardı için. Farklı bir görsel oluşturmaya çalıştınız. Bir saniye. Nerede? Bende yok. Balığımın üstünde gelmiyor. Böyle. Bende yok. Evet, hayır, onlar lezzet versin. Bir de portakal var zaten. Anladım. Biraz portakalım var, soğanım. Evet. Bende portakal yok. Böyle içine falan dişli. Portakalı zaten yemek için değil sadece. Gerekiyor ya, portakalı yemek için koymadım. Portakalı soydum, başucuma koyamadım. Ne kadar gerçekten evet koyamadım portakalı. Sen cansın, ben patlıcanım. Dün bana etmek gelmiştim, gün size portakal. Aynen. Çok portakal, sen lütfen orada kal, yerinde kal. Ben de gittim. Daha fazla dayanamayacağım. Ben de dayanamayacağım. Peki Sezer. Lezzet. Hadi bakalım. Yani Zuhal Hanım değerlendireceğim ama değerlendirebilmek için yemekte çok güçlük çekiyorum. En balığın ufak bir parçada bile. Ama az önce çıkartmak zorunda kaldım. Bu balıkta ekranda bence hoş aslında. Bir görüntü değil. Bence değil. Ağzımdan hani çıkartmak zorunda kaldım ben. Hani çıkartmamam gerekiyor. Ben burada bir gerçekten güzel davet sahnesindeyim. Gerçekten yorumlarınıza çok şaşırıyorum. Balık yemeye gittiğimizde kılçıklarını çıkartırsınız, etini yersiniz. Bu balık zeytinyağında pişip çok güzel bir balık. Lezzetiyle ilgili yorum yapar mısınız? Pişmesi nasıl? Dürüst olduğuna inanıyorum. Pişmesi güzel. Etin pişmesinde bir sıkıntı mı? Balık portakal yani lezzetli. Aromasını falan aldın mı? Portakal aromasını almadım. Defne yaprağı tadı mı? Aldım. Çok güzel geliyor yumuşak. Portakal evet. Tadını alamadım. Soğan üstünde bence biraz çirkin gözükmüş. Hı-hı. Çok böyle çamurlaşmış. Hı-hı. Ama dediğim gibi bu kılçıkla bu kadar ekranın insanın karşısında böyle tek tek uğraşıp peçeteye alıp çıkartmalık bir şey değil maalesef. Hani ama sizden daha özenli budur. Olsun isterdim. Balığın tarzı tamam bu. Dışarıda restoranda yediğimde ya da evde yediğimde ben onu kılçıklı yiyeyim. Beni o halde zaten kimse görmeyen fazla ailem arkadaşım görüyor. Mahcup olmam. Ama ben burada balığı yerken içinden kocaman kaçtı gitti. Benim de boğazıma kaçabilirdi. Ben batabilirdi. Balık yiyemeyeceğinizi tahmin etmedim. Yo ben balık çok severim. Tamam yiyorum. O zaman kılçıklarını çıkartırız ya. Balıkta kılçık olur. Olur ama temizlenmesi gerekir. Tadına, peki sen ye. Zaten bir yandan çok güzel olmuş. Nazmiye'ye dönelim. Nazmiye sen de ye lütfen. Evet Zuhal Hanım ben böyle balıkla bir davet sofrası olmaz diye düşünüyorum. Size buradan kılçıksız bir parça et verebilirim. Hayır ben tercih etmiyorum çünkü ben hijyen konusunda hijyen konusuna başta değinmiştim. Burada da gördüğümüz kadarıyla ben balıkta çok titizim. Herkesin kestiği ve temizlediği balığı asla tüketmem. Hanımefendi zaten kendi, hasta. İyice hasta kendi, kendim temizlerim, kendim yerim. Bu balık temizlenmemiş. İç organları duruyor bu diyorsunuz. Bu iç organ, yani iç organ demeyelim de suyla bunlar demeyelim. Gayet yıkandığında çıkabiliyor. Sizin tabağınızda da mevcut. Arkadaşlar bakabilirsiniz. Kemikleriniz doğru temizlenmiş kusura bakar mi? Bakar mısınız? Balıkta kılçık varmış. Ben, gerçekten ciddi bir kusur balık, bu. Balık sofrasına yani davet sofrasına benim menüme ağır diyen Züleyha Hanım. Yaşa. Bu ağır değil. Bu nasıl bir temizleme şeklidir? Siz hiç balık temizlediniz mi? Balık temizlemedim. Belli oluyor belli. Zaten bu şekilde maalesef bizim önümüze belli. Davet sofrasına. Gerçekten farazi konuşuyorsunuz. Hiç bu şekilde balık yemediniz mi? Ben balık tüketiyorum. En küçük balığı hayır, bile asla içerisini tamamen kazıtarcasına temizler. Ya. Öyle tüketiriz. Çok öyle. Özür dilerim. Ya, ben sevmiyorum. Dersiniz yani. Yani midem bir şey almıyor böyle şey. Ya, genelde kılçığı alınıyor komple o şekilde fırına veriliyor. Ben yediğim hepsi böyle. Boğazımıza kaçtığımız için burada ölüm riskimiz var Allah ya. Hastaneye yetiştik, yetişemedik. Kılçılas geldi, gelmedi. Bu arada balık sezonundayız. Onu bile haşlarım. İçinden kılçığını çıkarırım, ekşilisini de o şekilde yaparım. Buğulama yapıyorum. Yani ne yerken kimseyi rahatsız eder. Eğer ki bir davet menüsünde biz bu görünümü görmek istemeyiz. O yani ne? Ben bunu yani kendi normal davetlerimde de karşıma sevdiğim bir yakınım çıkarsa o kişiye de rahatlıkla bunu nasıl temizledim ve onu asla yemem. Kesinlikle de midem kaldırıyor. O kadar çok kelime kullanıyorsunuz ki. Kullandığınız cümlelere inanılmaz. Anlamsız. Balıkta kılçık evet, olur ya. Kılçığına söz söylemiyoruz. Bunu temizleyememişsiniz. Nerede temizleyememişsiniz? Menünüz zaten zahmetsiz. Bence kılçıkları temizleyebilirdiniz. Yani hani bolca bu balığın tarzı, kalırdı. Pişme tarzı böyle. Aynı cümleyi tekrar tekrar kurmaktan çok yoruldum gerçekten. Yorgun olduğunuzu inanıyorum. Ben de dün aynı yerden geçtiğim için. Ben size saygısızlık yapmadım. Ben sana saygısızlık yapmadım ama daha yemeklerimi yapmadan benim menüme
Çok menünüz basit. Eksik de. Hayır, masadan bahsetmiyorum. Peki devam edelim. Filoto alabilirdiniz. Asiye'de, fileto olabilirdi. Asiye. Ben böyle tercih ettim. Şimdi dediğimiz gibi kılçıklar temizlenebilirdi. Fileto yapalım. Sen yapması yakıl. Temizlenebilirdi. Bir, bir dinleyelim. Bu bir tercih meselesi ama tercih olarak o temizlenmişi seçseniz daha güzel olurdu. Evet, maalesef. Zahmet veren bir işlem yok. Tadı güzel balığın. Zeytinyağı tadını alıyorum. Yalnız patateslerin o kadar tuzlu ki biraz önce direkt bir tuz geldi ağzıma. Direkt midemi bulandırdı. Onun haricinde genel olarak baktığımda balık. Yani ne kadar ne bekleyebilirim bilmiyorum. Ne yapması gerekiyor sen, balığın? Yani zeytinyağı... Halay çeksin o zaman. Bir dakika, balıkta etsin güzel olması, yumuşak olması, pişmiş olması çok önemlidir. Zeytinyağının tadını alıyorsanız, çok güzel yiyorsanız ve kılçık ayıklama gibi bir yeteneğiniz varsa bence balık gayet lezzetli. Kılçığı ben ayıklıyorum, onunla alakalı bir sorunum yok. Yemek yarışmasında yemek yarışmasındayız ya, bir takım yetenekler tabii ki doğal olarak görmek istiyoruz. Yani. Peki, Süleyman? Evet, öncelikle şu portakalın tadı kesinlikle balığa geçmemiş. Geçmiş. Hiç ağzıma aroma, gelmedi lütfen. Portakal. Aa, senden bekliyorum yani aromayı almanı. Tabakta sadece öyle bir görsel duruyor. O zaten söz, duruyor. Portakalı yemek için değil. Balıkta herhangi bir işlem yapsaydınız, fileto halinde önümüze getirseydiniz, bir, en azından bir zahmet verseydiniz, zaten hafif olmuş ana yemeğe göre balık. Ona göre bir şey yapsaydınız daha iyi olurdu. Basit buldum zaten, söylemiştim. Ben beğenemedim.